Herkese merhabalar arkadaşlar. Kriptokurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Mert. Bugün sizlere herhangi bir airdrop ihtimaline karşı kullanılmasının önemli olduğunu düşündüğümüz Starkware'in MySwap testnetinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu testneti gerçekleştirebilmek için bizim Argent Wallet'ına ihtiyacımız var. Şimdi size Argent Wallet kurulumunu da göstereyim. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya Argent Wallet yazıyoruz. Daha sonrasında burada bakın argent.xyz kısmına sitesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buraya girdikten sonra şurada Argent X yazıyor. Buraya da tıklıyoruz. Burada Dowland Argent X yazıyor arkadaşlar. Buna basıyoruz. Daha sonrasında uzantı olarak ekleyeceğiz. Bakın burada Chrome'a ekle butonu çıkıyor ve uzantı ekle kısmı çıkıyor. Bu kısma da bastıktan sonra yukarıda birazdan ekleme işlemini gerçekleştirecek arkadaşlar. Evet, şu an eklemeyi gerçekleştirdi. Şuradan da buraya koyalım. Bakın burada çıkıyor arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Daha sonrasında karşımıza böyle bir kısım geliyor. Bu kısımda da I understand kısmına basıyoruz. Daha sonrasında new account kısmına giriş yapıyoruz. Yeni hesap oluşturmak için. Aslında kanalımızda bu hesap oluşturma kısmı var ama çok basit bir işlem olduğu için tekrardan göstermek istedim. Burada arkadaşlar bir şifre belirlemenizi istiyor. Burada bir şifre belirliyoruz. Hemen belirleyelim. Bu Argent Wallet'ta arkadaşlar size MetaMask'taki gibi ya da diğer kayıt olduğumuz yerlerdeki gibi 12 haneli kelime vermiyor. Onu direkt dosya olarak sizin bilgisayarınıza indiriyor. Onu da bir yere kaydedebilirsiniz. Çünkü eğer testnet işlemlerinden bir airdrop gelirse, çünkü bu cüzdanınıza gelecek. Bu cüzdanınızda kaybederseniz giriş yapmak için bu dosyaya ihtiyacınız olacak. Burada gözüküyor. Bunu bir yere kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında cüzdanımızı kurmuş olduk bakın. Şimdi bizim cüzdanı kurduk. Bakın test yazıyor. Sıfır şu an. Hiçbir testnet tokenimiz yok. Bu arada burada Goerli testnetinde olmanız gerekmekte arkadaşlar bu işlemleri yapabilmek için. Şu an sıfır. Hiç testnetimiz yok dediğim gibi. Şimdi testnet tokenlerimizi nasıl alacağız? Burada arkadaşlar açıklamalar kısmında ben size buradaki linki bırakacağım. Buradan testnet tokenlerimizi talep edebiliriz. Buraya girdikten sonra Connect Wallet butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bizden gerekli izinleri istiyor. Evet, gerekli izinleri de verdik. Bakın arkadaşlar, buraya ne kadarlık bir testnet tokeni istiyorsanız onun miktarını yazabilirsiniz. Daha sonra Mine tuşuna bastığınızda testnet tokenleri sizin hesabınıza böyle 2-3 dakika sonra, belki de 5 dakika sürebiliyor arkadaşlar. Gerçekten biraz uzun sürebiliyor. Ondan sonra testnet hesabınıza geçecektir. Ben daha önceden kendi hesabımı aldığım için burada bana alım izni vermiyor. Hatta deneyelim. Şimdi ben birazdan videoyu durdurup kendi cüzdanımı bağlayacağım arkadaşlar. Daha önce işlem yaptım. Sonra diğer kısımları da size göstereceğim. Bakın burada ben bir imza veriyorum. Siz de burada sign deyip imza vereceksiniz. Daha sonra hata verebiliyor. Ya da direkt gönderebilirler. Hiç belli olmuyor bazen. Şimdi gerekli işlemleri verelim. Evet, bakın şu an pending diyor. Yani gönderiyorlar. Burada pending de arkadaşlar. 2-3 dakika, belki 5 dakika beklememiz gerekiyor. Daha sonrasında hesabımıza testnet tokenlerimiz gelecek. Burada bekliyoruz. Evet, bakın işlemimiz gerçekleşti arkadaşlar. Burada success yazısı geldi. Şimdi cüzdanıma giriyorum ve testnet tokenlerimi görüyorum burada. Bakın arkadaşlar, burada testnet tokenlerim yüklendi. Şimdi ben buradan MySwap adresine geçiyorum. Şimdi arkadaşlar burada cüzdanımızı bağlayacağız. Zaten açıklamalar kısmından MySwap sitesinde linkini bulabilirsiniz. Buradan Connect Wallet diyoruz arkadaşlar. Şu an bir hata verdi. Bir yenileyelim. Burada bazen hatalar olabiliyor zaten testnet. Evet, bakın şu an Connect Wallet dedim. Burada bizden izin istiyor. Buradaki izni de verdik arkadaşlar. Şu an cüzdanımızı buraya bağladık. Şimdi birkaç tane swap işlemi yapacağız. Daha sonrasında likidite ekleyeceğiz arkadaşlar pool havuzlarına. Bu işlemleri de gerçekleştireceğiz. Yine buradan önce elimizde TST tokenlerimiz var. Buradan kaç tane alacaksak onu yazalım. 1000 tanesiyle almış olalım. Buradan VET alıyorum arkadaşlar. Buraya tıkladık. Bize bu kadarlık bir VET verecek. Buradan önce Approve TST dememiz gerekiyor. Önce buna basıyoruz. Yine tabii ki testnet olduğu için hatalar alabiliyoruz. Tekrar bir sayfa yenileyelim. Burada cüzdanımızı bir daha bağlıyoruz.
Burada arkadaşlar tekrar tekrar denememiz gerekiyor. Bakın şimdi izin veriyor. Çünkü zaten testnet olduğu için böyle hatalarla karşılaşmamız normal. Burayı imzalıyorum. İmzalama işlemi gerçekleşti. Evet arkadaşlar, şimdi burada swap'ın tekrar onaylanmasını bekleyeceğiz. Bunun için yine bakın approve transaction gönderildi ama daha onaylanmadı. Birazdan onaylanacak. Evet, approve kısmı da onaylandı. Şimdi swap işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Burada swap butonuna tıklıyoruz. Daha sonrasında yine bir imzalama yapmamız gerekiyor. Sign diyoruz. İmzalama işlemi gerçekleşecek. Evet, imzalama işlemi gerçekleşti. Şimdi swap işlemini yapıyor arkadaşlar. Yine bir 2-3 dakika beklememiz gerekiyor. Evet, swap işlemimiz gerçekleşti arkadaşlar. Bu kısımdan sonra da pool kısmına geçeceğim. Ondan önce de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu testnet olduğu için arkadaşlar çoğu şeyi de kullanmak gerekiyor aslında. Hani TST'leri mesela şu an TW Ethereum'lara dönüştürdük ama sizler TUSDC ve T-Comp'a falan da dönüştürebilirsiniz. Ve aynı zamanda dönüştürdüklerinizi tekrar burada havuza ekleyebilirsiniz. Sonuçta testnet olduğu için işlem yapmak önemli arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Şu an pool kısmına geldim. Buradan az önce dönüştürdüğüm W Ethereum'ları seçtim. Diğer kısımdan da TST'leri seçtim. Burada maksimum ve etleri seçtiğimiz zaman buradan approve ve et dememiz gerekiyor tekrardan. Yine bir onay isteyecek bizden. Bu onayı da verdikten sonra tekrar bir bekleme sürecine geçeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra videomuza devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, onaylama işlemimiz de tamamlandı. Şimdi buradan add likidite diyerek likidite ekleme kısmını da tamamlıyoruz arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Daha sonra tekrardan yine aynı işlemler, bir imzalama kısmı geliyor ve gerekli izinleri, imzaları veriyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında swap likidite ekleme işlemimizin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Şimdi buralarda geçsin. Evet. Şimdi arkadaşlar onaylanmasını bekliyoruz. Evet, onaylama işlemimiz de gerçekleşti arkadaşlar. Bakın burada da zaten eklediğimiz likidite kısmını görebiliyoruz. Başka yapacağımız bir işlem yok arkadaşlar. Evet, biraz zaman alıyor. Ama herhangi bir airdrop ihtimaline karşı da bu testneti kullanmak istedik. Yani siz de isterseniz kullanabilirsiniz. Ama her bir işlem için en az 5 dakika yaklaşık alıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bugün için anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.